Maymun Beyciğim, nasılsınız? İyiyiz iyiyiz, her şey güzel, her şey yolunda. Bitkilerimiz hayatta hala. Biz taşındık işte, bir yandan İngilizce kanal açtık. Bu arada arkadaşlar lütfen abone olun. Focusless Me, şimdi yazısını çıkarıyorum ekrana. Onun için biraz görüşemedik sizinle Maymun Beyciğim. Geçen haftalarda yeni linçler yediniz mi hocam? Yeni linçler yedim. Yıkılmadım, ayaktayım. Linçlerimle baş başa. Feminist linci yedim ama işin komik tarafı ben de kendime feminist diyorum. Feministler kendi içlerinde de bayağı ayrılan bir ekip zaten. Her ortam, her alt kültürde böyle ya. Bir hiyerarşi oluşuyor işte. En manyak olan tepeye çıkıyor bazılarında. Eğer alt kültür kötü bir şekilde tasarlanmışsa. Yani bu bunu niye demiş olabilir diye düşünürken olası en kötü yerden çakmaya çalışıyor sürekli ve benim açıklamalarımı da dinlemiyor. Şimdi buradan konuyu şeye bağlayayım. İki uç vardı karşılıklı tartışırken. Bir tanesi Strawman. Onu çoğu insan biliyor zaten. Çöpten adam. Sen başka bir yerde bir yorum yapmışsın. Ben o yorumu alıyorum. Çok daha kötü bir hale sokuyorum. Bağlamından kopararak olabilir. Dediklerini başka şekilde çarpıtarak olabilir. Veya tamamen hatta yalan söylüyorum. Sen hiç öyle bir şey dememişsin. İlker Canıklıgil isimli bir çöpten adam yaratıyorum böyle ve ona saydırıyorum. Bunun zıttı da Steel Manning, demir adam. Senin dediklerini belki senin aslında demeye çalıştığından da daha kuvvetli bir şekilde yorumlayıp, yani onu bilerek kuvvetlendirmeye çalışıp olası en iyi versiyonunla tartışmak istiyorum ki onu çürütürsem benim haklılığım artık tamamen. Şimdi bu çok tabii entelektüel olarak onurlu bir iş. Bu aslında tartışmayı da kısa kesmiş oluyor. Çünkü sen mesela orijinal bir sav attın ortaya. Atıyorum 10 üstünden 5 kalitede. Ben şimdi onu çürütsem o konu tamamen kapanmış olmuyor. Hayda, o zaman bir daha tartışacağız falan filan. Bunun önünü kesmek için yapıyorlar bunu. Peki bunu yapabilmek çok büyük entelektüel donanım gerektirir. Bunu herkes yapamaz. Entelektüel dürüstlük ve donanım gerektiriyor ve karşıdakinin de pozisyonunu çok iyi anlamış olmayı gerektiriyor. Yani Twitter'da olan biten şeylerin veya sosyal medya linçlerinde olan biten şeylerin tam tersi. Sana bunun çok güzel bir örneğini göstereyim. Jordan Peterson'la Sam Harris'in arasında bir dizi münazara oldu. Muhafazakarlık ve din. Dinin toplumdaki yeri, önemi. Jordan Peterson biraz daha muhafazakar ama anladığımız anlamda dindar değil. Tanrı'ya inanmıyor kelime anlamıyla. Ama onun genel görüşü işte dinin aslında kültürel olarak önemli bir olgu olduğu. Daha ziyade yararlı bir takım alışkanlıkları hikayeleştirerek kültürün bir parçası yapması ve bir sonraki nesillere aktarması. Sam Harris de ünlü ateistlerden. O da şey diyor, ya tamam din değerli şeyler de başka nesillere aktarabilir. Tabii ki önemli bir olgu vesaire. Fakat o dinin geri kalan şeylerine ihtiyacımız yok. Yani bizim önemli veya yararlı bir takım değerleri benimseyip aktarmamız için seküler araçlarımız var. Din gereksiz fazlalık getiriyor ve zararı yararından fazla. Bunun tartışmasını yaptılar. Kim kazandı? Yani ben Sam Harris tarafındayım daha ziyade. O tartışmaya Jordan Peterson Steel Manning ile başlıyor aslında. Benim anladığım kadarıyla diyor Sam, şunu şunu savunuyorsun, doğru mu? Şimdi Sam'e bir cevap hakkı veriyor. Tamam diyor. Ondan sonra bir sonraki seviyeye ilerliyor. Bir sonraki seviyeye ilerliyor. Böylece ilk 5 dakika aslında karşıdakinin görüşünü anlıyor, ona onaylatıyor ve aradaki ortak noktaları belirliyorlar. Bu hem etkili bir taktik hem de bunu yaparken bir yandan da şey diyor, ya tamam sen orada diyorsun ama ben aslında bunu Steel Manning ile ilerleteceğim ve şöyle dediğini farz edeceğim. Çünkü bu daha güçlü bir argüman mesela. Satranç oyuncuları birkaç hamle ilerisini görür ya, onun gibi bir şey aslında. Yani ileri seviye oyuncu olmak gerekiyor. Çok iyi bir benzetme, evet. Ama tabii yani bunun için işte uygun bir forum olması lazım. Öteki tarafta Twitter'da ben bir şey yazıyorsam sen ona belki 2,5 saniye zaman ayırıyorsun. Acaba bu kadınlara laf geçirmek istemiyor olabilir mi? Belki başka bir şey söylemek iyi olabilir diye karşıdakine cömertçe davranacak zamanın ve enerjin yok. Gömüyorsun. Onun da karşılığında ödül olarak alkış alıyorsun. Bu çarpık bir şey. Birkaç haftadır düşündüğüm şeyleri söylüyorsun aslında. Mesela senin podcastlerin de Flu TV'nin de başarılı olması, tırnak içinde başarılı olması, çünkü Enes Batur'a kıyasla hepimiz başarısızız ama böyle bir ihtiyaç var aslında, konuşulmuyor. Yani Twitter çok kötü bir iletişim ortamı zaten. Yapıcı bir şey çıkma ihtimali yok. Çünkü dediğin gibi zaten indirgenmiş. Fikirler bile yok. Orada böyle sloganlar çarpışıyor. Halbuki ya şu entelektüel olarak bana ilginç geliyor. Bunu söylediğim için bir sürü insan çok kızabilir ama mesela Harvey Weinstein'i ben anlamak isterim. Yani Harvey Weinstein'i anlamak şu anlamda değil. Niye bu adam böyle yaptı diye değil. Demek ki biz bir şey kurmuşuz. Yani biz derken insanlık bir şey kurmuş. Ve bu adam böyle bir yola gitmiş. Şimdi bu şeyle çözülemez ki abi. Harvey Weinstein çok kötü bir adamdı. Onu öldürelim ya. Yani asalım onu falan. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Yani demek ki bir şey var.
bir problem var değil mi? Yani bunun konuşulması lazım fakat konuşulamıyor bile. Çünkü şunu unutmamak lazım. Yani Harvey Weinstein varsa onun karşısında buna okey diyen de var ki bu iş oluyor. Yani bu adam hepsini zor kullanarak yapmadı. Bu bahsettiğin şeyin konuşulması bile bazı insanları tetiklemeye yetiyor. Biraz cuk oturdu çünkü demin örnek olarak Jordan Peterson'ı verdim ama onun da ünlü olmasının bir sebebi bu zaten. Bu konuların evet. Çünkü zor olduğunu, aslında bizim bu konularda dürüstçe hiçbir toplumsal diskurda bulunmadığımızı söyledi. Ben şimdi onun pek müridi değilim. Zaten daha önce de sevmediğimi söylemiştim. Çünkü buraya kadar getirdikten sonra saçmalıyor bence. Kanada'da bir yasa çıkıyor ve üniversite öğrencilerine kendi seçtikleri ön takılarla seslenmeniz gerekiyor. Yani o neyi seçiyorsa örneğin Z demeniz gerekiyor gibi. Jordan Peterson da bunu reddetti ve dedi ki dil üzerinde bu tür bir egemenlik kuramazsınız. Ben bunu reddediyorum dedi ve her şey patladı. Şimdi burada bence hala haklı. Kendine ne dersen de bana ne yani. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Ama beni zorlama buna. Bu kadar evet, basit. O da onu diyordu zaten. Şimdi, o da onu diyor ama orada mesela bunun ayrıntılarını ben bilmiyorum. Bu konuda yanlış olabilirim. Fakat orada bunun ünlü olmasının sebebi bunu demezsen bunun suç olacağını savunuyordu ve kendisini işte bunun bir faşizm olduğunu, kendisinin de bu faşizme karşı mücadele veren bir özgürlük savaşçısı olduğunu. Evet ama tam olarak mesele oydu. Yani çünkü yasa şuydu. Sen buna uymazsan eğer akademiden atılma riskiyle karşı karşıya kalıyordun. Hala da kalıyorsun galiba. İşte bunu attırmaya çalıştılar. Akademiden atılmakla suç olması, kriminal bir dava haline gelmesi biraz farklıydı. O sanırım en başta kriminal olacak bu iş dedi. Fakat ondan sonra savcılar falan araya girdi. Yani yok, yasa bunun suç olmasını kesinlikle söylemiyor. Sadece işte Kanada'nın insan hakları beyannamesine bu kriterler de ekleniyor. Gender identity de bunların bir parçası olsun diyorlar. Ben şimdi bunların ayrıntıları benim için önemli değil. Yani sonuçta az çok aynı kafadayız. Eğer bir insan erkek gibi görünüyorsa ama kadın olduğunu düşünüyorsa ben şimdi onu kalkıp da omuzundan sarsıp hayır sen erkeksin çat diye böyle vuracak halim yok. Tamam kardeşim yani bu haldeyken işe gir, iş başvurusunda ayrımcılığa uğramaman lazım. Okul başvurusunda ayrımcılığa uğramaman lazım. Yani senin bir insan olarak belli yeteneklerin var, topluma katacağın şeyler var. Bunlardan toplumun da senin de mahrum edilmemen lazım. Bu gayet net bir şey benim için. Ama bunun ötesinde işte sen eğer şöyle bir pozisyon alırsan bana işte he yerine she dedin. Dolayısıyla benim bilmem ne haklarımı ihlal ettin. Bana düşmanca davrandın. Hassasiyetlerimi incittin ama onunla da kalmıyor. Bu üniversitede benim için dayanılmaz bir yer haline getirdin. Safe space değil artık. O yüzden senin buradan gitmen lazım. Burası öğrencilerin tamamen kendilerini güvende hissedecekleri bir yer olmalı. Ben burada tabii ki fıttırıyorum. Üniversitenin güvenli bir yer olması gerekmiyor. Aksine olması kötü bir şey. Üniversite güvenli bir yer değil fikirsel açıdan. Üniversite senin rahatsız etmesi gereken bir yer. Bir sürü seni rahatsız edecek insanla beraber olman gereken bir yer ki kendi ön yargıların bu şekilde zorlansın, sorgulansın senin tarafında. Ve her şeyin çözülmesine de gerek yok. Bir noktada şunu anlaman lazım. Ya dünya karmakarışık bir yer. Bir sürü insan var ve ben bunların hepsiyle anlaşamadan, ortak bir zeminde buluşamadan da yaşamayı öğrenmek zorundayım. Bunu anlaman lazım. Üniversite bunu sana öğretecek bir yer. Lisede öğrenemiyorsun. Çünkü lise senin mahallenle alakalı bir şey. Aynı mahalledeki insanlar da aşağı yukarı aynı şeylere inanıyorlar genelde. Buradan sonra biraz işler sarpa sardı ama. Şimdi adam başka ne yaptı mesela? Nasıl ünlü oldu? Cathy Newman röportajı var. Ve bunun gibi birkaç tane röportaj yaptı. Yalnız orada Cathy Newman çok hafif kaldık adama göre. Cathy Newman çok dangalak bir profil çizdi. Kadın çok kötü niyetli orada. Çok kötü niyetli ve aptal. Ama Jordan Peterson'ı bu birinci sınıf bir entelektüel yapmaz bence. Çok hafif sikletli insanlarla dövüşürsen ve kahraman olursan o zaman ne oluyor? O zaman ondan sonra bunu Zizek'in yanına koydular. Biraz patladı yani. Adam Zizek'le Marksizm tartışmaya gitmeden önceki gece Komünist Manifesto okumuş hazırlanayım diye. Yani abi sen ben yarın Mike Tyson ringe çıkacağımı düşünsem ya bunu hazırlamam için YouTube'dan birkaç boks maçı izleyeyim demek gibi bir şey bu. Sen Zizek'le Marksizm veya kültürel Marksizm tartışmak için Komünist Manifesto'ya mı kaldın? O tartışmada Zizek de benim bildiğim kadarıyla ağır basmadı. Ben de beğenmedim. Ben de izledim ve boşuna zamanımı geçirdiğimi düşündüm. Ondan sonra Zizek şöyle dedi. Ben o tartışmada aslında birazcık hile yaptım dedi. Benim amacım Jordan Peterson'la tartışmaktan ziyade onun fanlarına seslenmekti. Yani bakın biz Marksistler olarak ABD'de anlaşılıyoruz gibi manyak insanlar değiliz. Hatta şöyle güzel bir şey söylüyor. Aslında
sağın bir şekilde sağ ile özdeşleştirilen, yeni sağ ile, alt-right ile özdeşleştirilen bir takım önemli şeyler var işte, ne denir bu, ifade özgürlüğü gibi veya insanların kendi çabalarıyla kendilerini gerçekleştirme çabasında olmaları gerektiği gibi, yani her şeyi devletten beklemeyin diye özetleyebiliriz belki, yani biraz kendiniz de bir şeyler yapın, kurban psikolojisine çok kapılmayın. Bunları aslında bir sağa kaptırdık. Bunlar halbuki Marksizme karşı fikirler değiller. Niye biz bunları aynı zamanda kendi ideolojimizin bir parçası olarak yapamıyoruz? PR savaşını kaybediyoruz bu konuda gibi bir şeyler söyledi. O yüzden de ben böyle olması gerekmediğini anlatmak için onun fanlarına seslendim dedi. Onun için o tartışmalı amacı oydu. Ama birkaç yerde Peterson'ın dediği şey şuydu çünkü orada. Bu sürekli işte Cathy Newman röportajlarından beri süre gelen bütün röportajlarında düşmanı postmodern Marksistler olarak, tırnağı bile yapamadı böyle postmodern Marksistler böyle zombi gibi veya postmodern neo-Marksist. Bu acayip acayip iki tane terimi bir araya getiriyor ve bunlar aslında birbirleriyle uyumsuz terimler normalde bakarsan, ama bunları öyle bir şekilde tanımlıyor ki bir sürü insan ne dediğini anlarmış gibi yapıyor. Aslında bir düşman tanımlıyor ve fiktif mi olduğunu düşünüyorsun onu? Tam olarak fiktif değil ama çok belirsiz bir düşman tanımlıyor ve şöyle bir şey yapıyor. Zizek'le olan tartışmasında sanırım bunu söylüyor, daha sonradan değil. Diyor ki Marksizmin dünyayı okuma biçimi ezenler ve ezilenler arasındaki hiyerarşik iktidar mücadelesidir diyor. Postmodern, neo-Marksist dediğim insanlar ise bu kalıbı aldılar ama bu denklemi ekonomiyle sınırlandırmak yerine şöyle dediler. Ya biz bunu herhangi bir kimlik siyaseti için yapabiliriz. Dolayısıyla bütün dünyayı ezenler ve ezilenler olarak, onların bir mücadelesi olarak okuyabiliriz. Ama temeldeki şey ekonomik ilişkiler, ekonomik güç olmaz. Onun yerine kimlik siyaseti olur. Söylediği bu doğru değil mi? Şöyle, elbette ki geçerli olduğu insanlar var. Bir Amerikan kampüsünde bir liberalle tartışırsan, böyle mor saçlı bir tane aktivist bulursan, tamam belki ona böyle geçirebilirsin. Ama yani şimdi Jordan Peterson bunları söyledikten sonra şunu söylüyor. Bütün diyor ABD'deki akademi bunlar tarafından ele geçirildi diyor. Zizek bu konuda adamı zorluyor mesela. Yani sen bana bir tane böyle düzgün Marksist göster kardeşim diyor, bu tanıma uyan, senin bu söylediğin şeyleri yapan, yani senin sürekli sağda solda dövdüğün bu insanlar, bu işte senin dediğin gibi fiktif şey. Tamam belki sağda solda bulabilirsin ama etkin bir konumda olan kaç kişi var böyle buna uyan? Veya böyle bir gerçekten hakim bir ideolojim var. Şimdi Peterson da şöyle bir şey söylüyor. %25'i akademisyenlerin sosyal bilimlerdeki Marksist. Yani şimdi bunu nereden bileceksin? Ben 7 yıl Bilgi Üniversitesi'nde çalıştım. Damardan biliyorum dediğinin doğru olduğunu. Ya var öyle bir klik. Bir noktada şuna geldi akademi dünyası. Yani doğru ve dürüst olan ve ahlaklı olan Marksist olmaktır. Ve dolayısıyla sen o söyleme en ufak bir şekilde karşı gelecek bir şey söylediğinde, aslında senin yaşadığın linç bile bununla ilgili. Yani bir söylem var. Daha çok cultural studies, feminizm, sosyoloji gibi alanlarda özellikle bu çok yoğun. Var olan kabul edilmiş söylemin dışında en ufak bir şey söylediğin zaman linç ediliyorsun. Yani ya oraya alınmıyorsun, o üniversitede yükselmen engelleniyor. Ya bir şekilde sen o grubun dışına itiliyorsun. Tamamen hayali değil söylediği şey. Yok değil. Yani herhalde burada bizim aramızdaki anlaşmazlık şu olur. Bunun derecesi ve önemi. Eğer akademisyensen bu senin hayatın oluyor, yani önemli oluyor. Yaygınlık derecesi değil. Hani tamam, mesela psikoloji ve antropoloji alanları için çok söylüyor ve eğitim alanları için söylüyor. Şimdi hakikaten yani antropolojide böyle bir Marksist eğilim, baskınlık var mı? Varsa hangi ülkelerde var? Bilmiyorum. Belki ben bu konuda yanlışım. O da olabilir. Birazcık abarttığını ve biraz hayaletlerle savaşmak deniyor buna. Karşısında sonuçta bir hep bir aptal oluyor. Onu buluyor, onu dövüyor. Ondan sonra diyor ki bakın bu aptallar aslında her yere hakimler şu anda diyor. Haklılık payın olabilir. Abartması da şundan bence. Şizi meselesinden sonra inanılmaz derecede saldırıya uğradı ve linç edildi. Ama öyle böyle değil yani, dünya çapında. Bir de şöyle bir durum oldu. Bu alt-right denen kesim de adamı sahiplendi. Aslında ben adamın alt-right olduğunu düşünmüyorum. Ama evet evet. O polarizasyondan o tarafın adamı gibi oldu. Ve tabii bence ayarı kaydı. Ama ayarı zaten baştan kayık adamın. Alt-right bakımından değil. Adam gerçekten geleneksel bir muhafazakar. Bu adam, bu senin dediğin gibi alt-right tarafından sahiplenilmesi o linçlerle aynı noktada ortaya çıkıyor. İşte bu karşı çıktıktan sonra Kanada'daki bu kanuna kendi üniversite bünyesinde
bir tane fona başvuruyor, yani grant başvurusu yapıyor ve o reddediliyor. 300 bin dolar mı ne? Sonra buna parayı veriyorlar ama diyorlar ki yani araştırma için sana son kez bu fonu verdik, bir daha yenilemeyeceğiz. Ondan sonra bir crowdfunding kampanyası başlıyor Indiegogo'da. Araştırmaları yapabilmesi için 75 bin dolar mı ne ihtiyacı var senelik? Bunu 30 gün içinde toplayalım diyorlar. Bir günde topluyorlar. Ondan sonra zaten Patreon açıyor. Patreon'da 100 bin dolar mı ne alıyor aylık? Yani saçma rakamlara varıyor adamın kazancı. Ve o noktada zaten Joe Rogan'a çıkıyor. Orada şey demiştim. Ben bu Social Justice Warrior'ları paraya çevirmenin yolunu buldum demiştim. Bu terimi kullandı yani. Şimdi burada yaptığı şöyle bir hile var. Yani insan gerçekten kendini bir şekilde böyle bu tartışmanın içinde buldun mu? Belli bir otorite figürü oldun mu? Ondan sonra hakikaten dövecek insan bulmak, karikatür bulmak çok kolay. Çıkıyorsun bir tartışma programına. Cat Newman'a bir karikatür diyemeyiz. Cat Newman da önemli bir figür abi. Hayır, ondan sonrası için konuşuyorum. Yani zaten ondan sonra ünlü oldu. Belli bir noktaya geldi. Şunu demek istiyorum. Cat Newman'ın tavrı aslında tam olarak demin konuştuğumuz şey. Yani anlamıyor, dinlemiyor, yetersiz entelektüel olarak ve buna rağmen bir de uyanıklık yapıyor şimdi. Cat Newman nezdinde aslında basının, ana akım medyanın bu ikiyüzlülüğünün ve hayvanlığının ortaya çıkmasına çok memnun. Yani o sisteme bir şok lazım hakikaten. Jordan Peterson da bu şoklardan biri oldu. Ve bu şok sadece bizim gibi insanların yorumlarından gelmiyor. Yani direkt finansal olarak şoka uğradılar. Bu aslında birazcık yeni dünyanın getirisi. Yani eskiden Cat Newman gibi insanlar böyle hareketler yapıp karşıdan pek bir cevap, bir tepki görmüyorlardı. Çünkü bildiğin gatekeeper'lar. Yani sen o programa çıkmak zorundasın. Bu konuda bu kadar çok üstüne varmam şundan. Biliyorsun bu Oytun konusunda biz bir linç yedik. Ve inanılmaz derecede haksız bir linçti. Ve üstelik bu linçe tecrübeli bir gazeteci olan Ruşen Çakır da katıldı. Oytun bizde çıkıyor. Bir program yapıyor. Başka bir Habertürk programında adam diyor ki Türkler genetik olarak bu hastalıktan çok etkilenmeyebilir. Heriflerin alta yazdıkları altyazı Türk geni koronayı önler. Şimdi bizim bununla hiçbir alakamız yok. Artı adamın söylediği şey de o değil. Şimdi ben burada hani Oytun'un avukatı da değilim. Oytun'un da bir sürü problemi var ama abi birden bana videoyu kaldır diye baskı yaptılar. Ya diyorum ya manyak mısınız? O video bu video değil. Niye kaldırayım? Adam yanlış bir şey söylediyse işte diğer videolar duruyor. Aç ne istiyorsan seyret. Yanlışsa da zaten altında açıklaması da var. Bilakis kaldırılması yanlış diyordum. Ama hakikaten yazık, Ruşen Çakır gibi bir adam bile güya alternatif medyanın koruyucusu olacak. Bizi bayağı gericilikle suçladı ve para kazanmak için hani falan. Asıl probleme, soruna yol açan videonun senin videon değil de Habertürk'teki video olduğunu bilmiyordum. Çünkü Ruşen Çakır çıktı öyle anlattı yani. Dedi ki bu arkadaşlar da çıkıp işte Türk gene olmaz demiş. Yani Habertürk'te çıkan bir haberi önce bize yansıtıyor. Sonra da bize onu kaldırmadığımız için geri kafalı veya cahil ilan ediyor. Abi şimdi bu kadar çok yanlışa ben ne yapayım yani? Hani çok güzel bir laf vardır. You don't know what you're talking about. Abi ne hakkında konuştuğundan senin haberin yok önce yani. Sonra ben şey dedim, niye böyle diyorsunuz falan filan dedim. Zaten hasta da olsam size gelmem dedi. Yani beni Oytun mu sanıyor nedir o? Ruşen Bey ben doktor değilim dedim. Yani çok boş buldular alanı abi. Sol genel olarak daha entelektüel olduğu için, daha okumuş yazmış olduğu için ve aslında ekonomik ortamdan da biraz sürüldüğü için kenarda köşede bir iktidar alanı oluşturdu ve bu alanı kötüye kullanabiliyor bazen. Yani o kadar haksız değil Jordan. İnsan doğasıyla alakalı bir şey. Sen kendine bir iktidar alanı oluşturabiliyorsan, onun da etrafında bir takım onu idame ettirecek bir ekonomi varsa, para kazanabiliyorsan bu işten yani. Sadece para da değil ama başka currency'ler de var. Bu takipçi sayısı olabilir mesela. Onu daha sonradan gerçek paraya dönüştürmenin de yolları var. Böyle bir imkan varsa sağ sol alt üst çapraz fark etmiyor yani. Herkes bunu yapar. Evet ama entelektüel bir dürüstlük yok mudur? Entelektüel dürüstlük herkes yapmak zorunda değil. Sen şimdi internetten dünyanın en aptal solcu aktivistini de bulabilirsin. Dünyanın en iğrenç aptal sağcı ırkçısını da bulabilirsin. Ve onlar üzerinden ondan sonra kendi ideolojinin ne kadar ahlaklı olduğunu doğrulamaya çalışırsın. Yani onları gömerek. Şöyle bir soru sorayım sana. Flu TV benim veya işte senin podcast'ın. Buraya çıkarmayacağın biri var mı? Mesela benim için tehlikeli görüşleri olan insanlar var. Onları tehlikeli yapan şey görüşlerinin yanlışlığı değil sadece. Onları anlatmaktaki kullandıkları teknikler olabilir. Geçenlerde yani, bir haber kanalı Haluk Kırcı'yı çıkarttı mesela. Gördün mü onu? Onu bile yaptılar ama hani evet, o tür şeyleri bir kenara koyuyorum. Yani aslında şunu sormak istiyorum. Benim gibi düşünmeyenlere ben Flu TV'yi yasaklarsam ne olacak o zaman? Fikirlerin uyuşmadığı insanları bile çıkarabilirsen, öyle bir ortam olursan ve onları da böyle hakikaten birazcık daha tartışmanın kalbine inen sorular sorabilirsen, bunu yapan yer yok işte. Zıt fikirler ilginçtir. Ve ben merak ederim yani niye o sevmiyor, öbürü niye sevdi? Şimdi zıt fikirleri tamamen öldürdüğün zaman çok hijyenik bir alan yaratıyorsun ama çok sıkıcı oluyor. Anlatabiliyor muyum ondan?
Hayır bak mesela ben sana söyleyeyim. Ben Jordan Peterson'ı geçen bölümde de söylemiştim. Sevmiyorum ama ilginç buluyorum. Takip edilmesini önemli buluyorum. Çok iyi bir hatip ya. Oraya geleceğim. Bu adam aslında bir din adamı. Bunun hakkında yazılmış güzel bir yazı vardı. Bunun eski bir arkadaşı yazmıştı. Ünlü olmadan çok önceleri tanışıyorlar. Ya bu adam aslında kendi kilisesini kurmak istiyordu diyor. Ve bir şekilde bunu yaptı diyordu yani. Bu hitabetin bir etkisi var. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bunun peşinden giden müritler oluyor. Yani bu adamın müritleri de daha ziyade böyle biraz daha erkek tayfa ve kadınlarla belki bence sorunları olan. Bu adamı bağlamaz abi. Yani biraz bağlıyor işte çünkü şu muğlaklığı öyle bir alan bıraktı ama çoğunlukla bağlamaz. Ben de ona katılıyorum. Yani bir sürü insan Jordan Peterson'a şey diye giydirdi. Bakın bunu işte neonaziler de takip ediyor. Abi yani belki de beni de neonazi takip ediyor. Bilemiyorum ki. Bir numaralı safsatadır yani. Bu da az değil. Yani çıktı Theo Van Gogh var mesela. Onu övdü mü? Onunla bir program mı yaptı? Stefan Molyneux'un podcastine çıktı. Hakikaten white supremacist adamlar var ve onlara ya platform sağladı ya onların platformuna trafik getirdi. Öte yandan mesela gidip atıyorum Noam Chomsky ile bir röportaj yapmadı. Demek istediğim şu. Benim ilgimi çeken tarafı adamın ben çoğuna katılmadan izliyorum mesela ama benim hayatımı zenginleştiren bir şey. Beni düşündürüyor çünkü. İnsanlar pek bunlarla ilgilenmiyor özellikle de gençler. Kim kime nasıl laf soktu onunla ilgileniyorlar. Bir de bir grup daha var. Onları da ayırayım. Onlar da daha ziyade bu işte yeni stoacılar diyebiliriz bunlara. Ezici çoğunlukla bunlar da erkeklerden oluşuyorlar. Kendini geliştirmeye çok vakit ayıran, evliliğe karşı bir erkek olarak özellikle kendimi maksimum derecede geliştirmem lazım fiziken, mental olarak ve kendi kendime yeterli olmam lazım. Önce ben kendi kapımın önünü süpüreyim. Önce kendi odamı toparlayayım. Ondan sonra dünyayı düzeltmeye uğraşırım. Bir davranış ki bu da zaten Jordan Peterson'ın bu en önemli temalarından bir tanesi. Mesela bu konuda da Zizek bunun ağzına diyecektin galiba. Çok tatlı dille söyledi ama bunu. Ya tamam odamızı toparlamamız lazım. Bazı odalar çok dağınık. Ama bazı odaların dağınık olmasının sebebi sen değilsin. Senin dışında olan bir şey. Sistemik bir şey. Dolayısıyla bu aslında yumurta tavuk gibi. Sen odanı toparlayıp da mı sistemi değiştireceksin yoksa sistemi değiştirip mi anca odanı toparlayabilirsin? Yani bu gerçek ikisinin arasında bir yerde sonuçta. Bunun belli bir cevabı yok. Peterson'ın dediği şu kısım haklı ama insanlar özellikle de işte bu postmodern Marksizm bağlamından bakarsan biz ezilen tarafız. Bize ezenler var. Bu sistemik bir sorun. Bunları halledeceğiz. Bu sistemleri düzelteceğiz. Ondan sonra bizim hayatımız düzelecek. Bu kafaya girdiğin zaman bir kere o zaman kendini kurbanlaştırma, daha doğrusu mağduriyet yaratma çok kolaylaşıyor. Ve her konuda mağduriyet yaratıyorsun. Hani her şey senin ırkın, rengin, cinsiyetin yüzünden değil arkadaş. Yani onlar da denklemin bir parçası ama o ipin ucunu kaçırıyor insanlar ve mağduriyet insanlara tatlı gelen bir şey. Eğer bu sistem içinde ne kadar mağdursan o kadar ön plana çıkıyorsan, o kadar seni el üstünde tutuyorlarsa, o zaman da o kendi bir mağduriyet ekonomisi yaratmış olacak. O konuda da hak veriyorum ama bence öteki tarafa o da fazla gidiyor. Yani abi sen şimdi böyle bir dünyaya bakıp da önce kendi odanızı toparlayın sonra düzeltirsiniz diyemezsin. Küresel ısınmanın olduğu bir dünyada bunu diyemezsin abi. Bazı sorunlar o kadar geniş çaplı, sistemik ve küresel ki bireysel ölçekte yaptığın iyileşmeler genele yansımıyorlar. Bir de tabii ıstakozlara da değinmemiz lazım bence. Sen o hikayeyi biliyor musun? Biliyorum. Çok eleştirildi oradan ama ya hiyerarşisiz bir sistem olmadığını anlatmak için öyle bir analoji yapmış. Ben evet. Flu TV'yi de yürütürken hiyerarşisiz bir sistem düşünemiyorum açıkçası. Dolayısıyla katılıyorum. Hiyerarşi ile serotonin arasında mı bir bağlantı kuruyordu? Hiyerarşik sistem o kadar artık içine işlemiş ki hiyerarşiye uygun davranmak hormonal seviyede bir etki yaratıyor gibi bir şeyden bahsediyorum. Yani cinselliğin peşinde koşarken en büyük evi yapan en güçlü ıstakoz devam ediyor. Diğerleri eleniyor. Bunu anlatıyor aslında evet. Temelde. Şimdi hiyerarşi doğada var. Hayatın bir parçası vesaire. İnsanların da doğasının bir parçası. Eş bulma stratejileri için değil her şey için. Herhangi bir politik yapılanmada da böyle bir şey. Ama burada bir noktada artık şeye kayıyor bu. Bu hiyerarşiler bir doğa safsatası olarak doğal safsata diyebiliriz. Naturalistic fallacy. Yani doğada olan her şey iyidir. Sanki böyleymiş gibi sunuyor. Çünkü bu onun gelenekçi tarafına da uygun. Ben öyle almadım ama evet anlıyorum dediğini. Yani özellikle de doğadaysa, doğadan geliyorsa
demek ki çok uzun süre boyunca bu işe yaramıştır. Adaptif bir doğası vardır. Ben öyle okumamıştım. Ben şöyle okumuştum. Bu böyledir. Doğanız budur. Ben buna biraz daha geniş bir bağlamdan yaklaşıyorum. Bu hiyerarşi sistemlerin insanlardaki sosyal birer inşa olduğunu, dolayısıyla yıkılabileceğini ve değiştirilebileceğini söylüyorlar. Adam da bunlara karşı söylüyor. Hiyerarşi aslında çok daha temel bir olgudur. Öyle sosyal inşa falan değil. Şimdi burada işte yine biraz daha gri bir alana giriyoruz. Yani ben Jordan Peterson'a tamamen karşı değilim. Ama hiyerarşi kavramı gerçekten kaçınılmaz olabilir. Çok içkin olabilir bize. Fakat o hiyerarşilerin nasıl geliştiği, nasıl çeşitlendikleri bir noktaya kadar kontrolümüzde olan bir şey. Çok çeşitli hiyerarşiler var. Çok çeşitli sistemler var. Tabii lobster değiliz. Ama o hiyerarşiler Harvey Weinstein'i de yaratıyor işte. İnsan denen varlığın aslında ilginç tarafı bu. O kültür bir noktadan sonra doğadan kopuyor. Yani normalde biyoloji senin kültürünü belirler. Fakat kültür o kadar kuvvetli bir araç ki. Ben bunu emergent olarak görüyorum. Emergent property denen bir şey var. Karıncalar gibi düşün. 3-5 tane karınca aptaldır. Ama 3-5 tane karıncayı toplarsan bir sinerji yaratırlar ve o koloni aslında akıllı bir hayvanmış gibi davranır. Kültür de öyle. Belli bir sofistikeliğe ulaştığı zaman öyle karmaşık davranabiliyor ki kendisini yaratan o ilk doğal etkilere ters gidebilecek durumlara gelebiliyor. Dolayısıyla kurulan hiyerarşik sistemler de aslında doğayla falan alakasız oluyorlar o noktada. Her şeyin de bir kültürel konstrakt olduğunu düşünmüyorsun herhalde. Hayır. Çünkü hayır. Karşı taraf onu iddia ediyor ya. Her şey bir sosyal inşa ama karşı tarafın dediği şey bu sosyal inşa havadan geliyor. Benim dediğim şey birçok sosyal inşanın kaynağı bir kapı gibi biyoloji ve bazıları da deterministik. İşte başka bu noktada aynı şeyi söylüyorsun aslında. Evet. Benim dediğim şey bunların dışındaki birçok başka sistemin de biyolojik köklerinden çok kopmuş oldukları, %99 kültürel sosyal bir inşa haline gelmiş olduklarından bahsediyorum. İnsanlık simülasyonunu tekrar başlatsaydık o sosyal hiyerarşiler tekrar olmazlardı. Şunu diyebiliriz mesela, erkek kadın ilişkileri için konuşalım. Bir kere erkekler eş bulabilmek için birbirleriyle savaşma stratejisine edindilerse, bizim genlerimiz, erkeklerin genleri birbirleriyle yarışmak için, yani kadının yumurtalığında değil de direkt kadının vücudu üstünde hakimiyet kurmaya çalışıyorsak, hani herkes herkesle sevişse, o zaman kadının üreme sisteminde bizim spermlerimiz rekabet ediyor olacak. Ama bizim sistemimiz o değil. Bizim sistemimiz şu. Ortada bir tane güzel kadın var, genç kadın, doğurgan mesela. Biz ikimiz birbirimizi dövmeye çalışıyoruz onu elde etmek için. Döven de alıyor. Ondan sonra sadece onunla çiftleşme hakkı oluyor belli bir süreliğine. Lobsterlar gibi yani. Birçok hayvan gibi. Biz öyle olunca da o zaman erkeklerin giderek daha güçlü, büyük ve agresif olmaları yönünde bir evrimsel baskı oluyor. Çünkü öyle olan kazanıyor. Ve kadınlarda böyle bir baskı yok. O yüzden kadın erkek arasında da bir fiziksel güç farkı oluyor. Ta dolaşarak başa döndük şimdi. Farkı oluyor. Evet. Bu fark da zaten erkeğin kendi iktidarını kurmasını kolaylaştırıyor. Sadece kadınlar üstünde değil aslında. Herkes üstünde kuruyor da. Herkes üstünde geçici bir süreliğine kuruyor. Başka bir erkek gelip onu devirebiliyor. Ama kadınlar hep altta kalıyorlar. Şimdi bu bir yorum. Ben bunu kesin olarak böyledir demiyorum. Ama bu yorum şunu söylüyor. Eğer ki sen bir kere o evrimsel strateji kanalına girdiysen, o noktadan sonra ne yaparsan yap, ne sosyal inşalardan bahsedersen bahset, ne kadar gender studies okursan oku, Marksist olursan ol, cinsiyetler arasındaki o dinamik belli bir noktaya kadar gelip buna dayanmış olacak. Dolayısıyla bundan türeyecek her şey, dinler, şunlar, bunlar hep kadının biraz daha meta olarak görülmesiyle sonuçlanacak. Kaynak kadın. Dolayısıyla hepsi erkeklerin perspektifinden yazılmış oluyor dinler. 100 kere de bu insanlık simülasyonu çalışırsak 100'ünde de böyle olacağına inanıyorum. Bu bunu iyi yapmaz kesinlikle yani. Biz naturalistic fallacy'ye düşmeyelim. Biz sonuçta belli bir noktaya geldik evrimimizde. Artık birbirimizi öldürmüyoruz, dövmüyoruz yani. 100.000'de 4'müş işte bak çok iyi. İşte köleliği yapmıyorsak ki o da çok büyük bir parçasıydı insanlık tarihinin. Köleliği başka bir forma dönüştürdük onu maaş olarak. Kadın erkek ilişkileri de o şekilde bir değişime geçti. Yani eskiden hakikaten kağıt üstünde kadın erkeğin malıyken, nüfus sayımında falan yazılmıyorken, büyükbaş hayvan kadar değeri yokken devlet idaresi açısından. Şimdi o devletleri yönetebilen hale geldi kadınlar. Ha, eşit derecede mi bulunuyorlar iktidar konumlarında? Hayır. Belki hiç olmayacak. Bu bahsettiğim dinamiğin kökeni yüzünden. Şöyle diyeyim, hani orada Jordan Peterson'ın analizi şu. Diyor ki kadın başbakana falan karşı değilim mesela. Tamam. Yani olma zaten, öküz değilsin. Ama herhangi bir alanda tepeye tırmanmak için senin o konuda obsesif olman, o konuda çok fazla vakit harcaman ve stresli ortamlarda yaşayabilmen lazım. Yani kavga, dövüş, gürültü yapman lazım. Fiziken olmasa bile. Evet, şimdi Kate Newman onu bir türlü anlamayıp... Ya anlamak istemiyor. Aynen öyle. Kadınların daha büyük bir yüzdesi böyle bir şey istemiyor. Yani sadece o yollar bunlara kapalı olduğundan değil. %100 seçim şansları olsalar bile böyle ortamlarda bulunmak istemiyorlar. Çünkü hayat kalitelerini düşürmüş oluyor.
onlar için. Tercih etmiyorlar. Evet. Fakat Jordan Peterson şurada raydan çıkıyor. First, I don't think there is any evidence that women are systematically held back. Not in the West. I think we're past that by a decade. Ne demeye çalışıyor? Bıldır bıldır hurmalar meali şu. Kadınların evet sistematik olarak ayrımcılığa uğramıyorlar. Batı'da en azından 10 senedir bu yok. Bu tamamen yalan bir şey. Kendisine karşı çıkıyor aslında adam farkında olmadan. Çünkü gelenekler, kültürler zaten çok uzun zamandır devam eden şeyler. Evrimsel açıdan başarılı oldukları için de o kadar uzun süre devam etmişler. Şimdi sen bunu 20 senelik, 30 senelik bir kadın hakları hareketinden sonra yani 60'larda başlayan hareket 90'larda başarıya ulaştı. Artık sistemik ayrımcılık yok diyemezsin. Bunlar o kadar kısa değişen şeyler değiller. Hayır yani bazı yerlerde hakikaten aktif olarak geri tutuluyorlar arkadaş. İleri gittiğini söylüyorsun. Jordan Peterson'ın etrafında oluşan kişi kültünden nefret ediyorum. Genel olarak kişi kültünden nefret ettiğim için ama bu ekstra biraz agresif bir kişi kültü. Onun ötesinde Jordan Peterson'ın tam olarak kendisinin nasıl bir insan olduğu benim pek ilgimi çekmiyor. Fikirleri benim için daha önemli. Bu da ana akım medyanın ikiyüzlülüklerini ortaya çıkarmasının iyi olduğunu düşünüyorum. O insanların hem ipliğini pazara çıkarması bakımından iyi oldu hem de ben artık bir platform sahibi olmak için sizlere muhtaç değilim. Arkamda yeterince insan olduğu zaman finansal olarak destekleniyorsam bu iş olabiliyor artık. Gatekeeper'lara ihtiyacımız yok. Ki zaten Flu TV'de, Flarsız Entellik'te aynı kaynaktan besleniyor. Evet, çok daha ufak ölçekte de olsa onlar gibi bir durumdayız. Şimdi bunun da bir tehlikesi var bu arada. Bunun tehlikesi de şu. Senin de bahsettiğin gibi sol taraf buna aşırı tepki gösterip dediği bir sürü şeyde çarpıtınca alt-rightçılar da bunu sahiplendiler. Irkçılar, şunlar bunlar da bunu sahiplendiler hatta. Bazısı daha sonra da hayal kırıklığına uğradı. Jordan Peterson onlara da laf soktu daha sonra da. Ama bunlar bunu sahiplenip dünya kadar para verince de bu sefer hakikaten yani insan psikolojisi bu. Onların suyuna huyuna gitmek zorunda hissediyorsun kendini. Ya onların borazanı olma riski var. Evet. Tamam kağıt üstünde serbestsin, özgürsün ama insan öyle bir şey değil. Ben sana bir hediye verirsem sen bana kendini borçlu hissedersin. Şimdi maymuncum sana bak ne güzel burada program yaptırıyoruz. O yüzden de sosyal medyada seni savunuyorum yani. Peki hocam Maymun Bey görüşmek üzere diyorum. İnşallah görüşürüz. Bu noktaya kadar bizi izlemiş olanlar da varsa artık kendilerine bir madalya falan ver yani. Flu TV'den diploma sertifika gönder.